Merhaba arkadaşlar, video hoş geldiniz. Ben Osman Hoca. TYT, MSU ve KPSS, Türkçe, Dil Bilgisi konu tekrarlarına devam ediyorum. Eylemsiler konusunu anlatacağım sizlere. Eylemsilerle alakalı hem doğrudan sorular karşımıza çıkabiliyor. E, bu konu aynı zamanda cümle ögelerinde, cümle türlerinde, hatta anlatım usulü konusunda işimize yarıyor. Onun için birçok yer etkilediğine göre önemli bir konu. Umarım sizlere katkımız olur diyerek hemen konunun işlenişine başlıyor. Ee, özellikle eylemsi ya da fiilimsi dendiğinde e, bu maddemizin fiil ile yani eylemle ilişkisi ya da eylemden farkı ne? Bunu bir ele almamız gerekiyor. Bunu özellikler şeklinde sizlere sıraladım. E, bir cümlede eylemsi arıyorsak her şeyden önce e, birinci maddemiz önemli arkadaşlar. Eylemsiler mutlaka ama mutlaka nedir? eylemden türemelidir. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Mutlaka benim eylem kök veya gövdesine ihtiyacım var. Ee, yine bu eylemler e, nedir arkadaşlar? Olumsuzluk eki ile kullanılabilir. Yani nedir o? Olumsuz eki dediğimiz şey. Mame ile, ile kullanılabilir. Mesela gelen, gelmeyen, gelmek, gelmemek, gelince, gelmeyince gibi e, bütün eylemsi türleriyle olumsuz eki ne yapılabilir? Kullanılabilir. Üçüncü madde e, fiilimsiler eylem anlamını tamamen kaybetmez. Ne demek istiyoruz burada? E, hani hatırlarsanız eylemler bir iş, bir oluş, bir hareket bildirir diye tanımlanmamış mıydı? E, i̇şte bu hareket anlamını yani eylem anlamını fiilimsiler nedir? Tam anlamıyla kaybetmeyecekler. Peki hocam burada eylemsi aslında eyleme benzeyen kelimeymiş diyebilirsiniz. Evet doğru. Peki bu eylemden ayrılan tarafı nedir derseniz. E, tek fark aslında şu. Biz e, eylemsileri eylemde olduğu gibi kipekleri değil de e, bir takım yapmakları getiriyoruz ve artık o kelimeyi eylem olmaktan çıkartıyoruz. Peki ne mi oluyor eylem olmaktan çıktığında? E, cümlede isim göreviyle sıfat veya zarf göreviyle ne yaparlar? Kullanırlar. Peki beşinci maddemiz nedir? E, Filimsizler Cümlede yan cümle kurar yan yargı oluşturur diyebiliriz ama bu şimdilik çok önemli değil. Biz eylemsileri tanımak için bu videomuzu ne yaptık? Çektik arkadaşlar. Peki kaç tür eylemsi var elimizde? 3 tür eylemsi var. Ee, özellikle eylemsi türlerini bilmemiz gerekiyor. Zaman zaman ad eylem, sıfat eylem veya bağ eylem ifadeleriyle karşılaşıyoruz. Bunları biz nasıl ayırt edeceğiz? E, almış olduğu eklerden ayırt ediyoruz. Nitekim birinci eylemsi türümüz gördüğünüz gibi neymiş? İsim fiil ya da ad eylemmiş değil mi arkadaşlarım? Peki e, bütün fiilimsilerin ortak özelliği unutmayın mutlaka ama mutlaka eylemden türeyecek. Peki isim fiil elde etmek için benim neye ihtiyacım var? İş, me, mek eklerinden birine ihtiyacım var. Ya hocam ben başka bir formu biliyordum. Bu isim fiiller ma, yış, mak şeklinde e, formüle edilmişti. Ben öyle biliyordum. Evet öyle bile, sen öyle bil. Yani mutlaka ne olması lazım? E, kim nasıl formül bulursa bulsun. M, işmek ya da benim söylediğim gibi işmemek eklerinden birini alacak. Peki hemen alttaki örneklere bakalım. Biz bu eki alan bir eylem bulmak durumundayız. Nitekim seni anlamaya çalışıyorum derken bakın dikkat. Seni anlamaya yani mame bakın mayışmak ekinden birini almış. Evet burada var. Peki hocam çalışıyorum eylem var burada. Iş olabilir mi? Olamaz. Niye olamaz? Çünkü zaten burada fiilin kendisi çalışmaktır. Yani buradaki ış iş bir ek değil de kelimenin kendisine aittir. Yani bu, burası bir fiildir. Ona düşmeyelim arkadaşlar özellikle. Belirteyim. Burada anlamaya kelimesi isim fiil. İkinci örnekte bu bekleyiş ne kadar sürecek demişiz. Bakın beklemek, beklemek fiili var. Iş, iş eki var. O zaman elimizde bir isim fiil var. Ee, yine üçüncü örnekte burada konuşmak istemiyorum derken bakın konuşmak yani mayışmak ekinden birini almış gördüğünüz gibi değil mi arkadaşlar? O zaman burada nedir yine üçüncü bir isim fiil Kullanmış oluyoruz. Peki e, hocam biz isim fiilleri bulmakta zorlanmadık diyebilirsiniz. Peki testleri çözerken acaba nerede hata yapabiliriz? Niye dikkat etmemiz gerekiyor? Hemen uyarımızı yapalım. E, uyarı kalıplaşmış isimlerle karıştırma onu diyor. Ne demek kardeşim kalıplaşmış isimler? E, şöyle bakın örneğimize dikkat edelim şimdi. Yemek, yemek istemiyorum derken. Burada iki tane ye fiilinden ...mek olan iki tane fiilimiz var. Yani buradaki mekler isim fiil yapmış mı? Birinci örnekte yemek, yemek istemiyorum derken... ...pardon birinci yemekte yemek yerine biz e, tatlı, çorba, fasulye, nohut, köfte, piyaz neyse... ...bir sürü şey getirebiliriz. Yani birinci yemek, e, yemek eylemini tam anlamıyla kaybetmiş ve... E, ...bir varlığın bir neslinde doğmuş. Dolayısıyla ben buna ne diyorum... Kalıcı isim diyorum. Unutma. Ama yemek istemiyorum derken yemek, yemek veya yememek istiyorum. Bakın ikinci yemekte eylem anlamı ne oluyor? Devam ediyor. Dolayısıyla ben buna ne diyorum? İsim fiil diyorum. Hocam bu biraz karışık olmadı mı diyebilirsiniz. Hemen bakın ben başka bir örnek daha sormak istiyorum size. Ee, çocuk, çocuk dondurmayı, dondurmayı yalıyor dediğimde buradaki dondurmayı kelimesiyle bir de şöyle yapalım etleri etleri dondurmayı düşünüyor desem buradaki dondurmayı aynı mı bakın kelime aynı ek aynı e, ama birincisinde çocuk dondurmayı yalıyor derken burada dondurma artık bir varlığın adı olmuş eylem anlamını kaybetmiş buna ben ne diyorum kalıcı isim veya kalıplaşmış isim diyorum. Ama ikincisinde etleri dondurmayı düşünüyor. Dondurma işi. Bakın fiil anlamı hala devam ediyor. O zaman burası ne oluyor? İsim fiil oluyor arkadaşlar. Buna benzeyen kelimelerimiz var. Yani sarma, dolma, kıyma, ekmek, çakmak, dondurma gibi birçok kelime karşımıza çıkabilir. Cümle okumadan biz bunların fiilimsi olduğunu anlayamayız. Bir de şunu unutmayalım. E, benimle benimle gelme dediğimde burada geçen mame isim fiil eki değil de fiile gelen nedir arkadaşlar artık olumsuzluk ekidir. Bunu da ben hemen buraya eklemek istiyorum ve konumu toparlıyorum. İsim fiili toparlıyorum. İsim fiiller eylemlerin iş memek eki almış hali. Eee memek eki alan her eylem bakın isim fiili olmuyormuş. Eylem anlamını kaybeden burada dondurma örneğinde olduğu gibi nedir? Kalıcı isimler olabilir. Yine yukarıda olduğu gibi olumsuzluk ekiyle karışabilir. Bu çaldırıcıları dikkate aldığımızda isim fiilden soru kaçmayacak. Hemen geliyorum ikinci eylem türümüze. Sıfat fiil ya da diğer bir ifadeyle ortaya çıkıyoruz. Burada klasik bir e, formülümüz var yine hepimiz hatırlıyoruz. Eylemin üzerine ne yapıyorum ben? Anası mezardik ecekmiş eklerinden birine getiriyorum ve sıfat fiil elde ediyorum. Önce bir cümle içerisinde sıfat fiil bulmayı öğrenelim. Hemen bir önce örneğe bakıyorum. Öğretmen konuşan öğrencilere kızdı. Bakın konuşan öğrenci. Hatta sıfat fiiller genelde sıfattır. Bakın, Sıfat olmak zorunda mı? Birazdan değerlendireceğim. Ama genelde sıfat fiiller sıfat oluyor. Nasıl öğrenci? Konuşan öğrenci gördüğünüz gibi. Onun öpülesi bakın öpülmek. Asla eski var. Öpülesi ellerdeyken bakın ne oldu? Sıfat fiil var. Yüzü gülmez bir insan olduğunu e, anası mez derken bakın. Mezeki var. Fiile gelmiş. E, yüzü gülmez insan. Bakın niteleme sıfatı olmuş yine. Güler yüzün hasret kaldım derken. Ar er eki var. Güler yüz nasıl yüz? tanıdık bir dost aradığım derken nasıl dost, tanıdık dost. Akacak kan damarda durmaz derken nasıl kan bakın yine sıfat olmuş. Pişmiş aşa su katıyorsun derken nasıl aşk gördüğünüz gibi yine sıfat fiil sıfat olmuş. Yani e, anası mezar dikecekmiş eki alan kelimeleri bulmak zor değil değil mi bizim için? E, peki biz sıfat fiillerde neye dikkat etmeliyiz? Yani ee, bu ekleri her gördüğüm yerde sıfat fiili olur mu? Bu önemli. Uyarımıza bakalım şimdi. Ne demişiz sizlere? Mez, ar, dik, ecek, mi eklerini kip ile karıştırma. Kip eki ise büyük ihtimalle yüklemde geçer demişim. Gerçekten de öyle değil mi arkadaşlar? Mi şeki ee, nedir? Özellikle ee, öğrenen geçmiş zaman ekidir. Ecek Gelecek zaman eki oluyor. D görülen geçmiş zamanın bir şahsı oluyor aynı zamanda. R ergeni zaman, mezle geniş zamanın olumsuzu. Burada biz size bir taktik söylüyoruz. Nedir o? Bu eki alan kelimeleri direkt fiilimsi diye almayın. E, ee, i̇stisnaları elbette var ama büyük ihtimalle tutar. Genelde benim söylediğim bu e, formül tutuyor. E, nedir? Bu iki alan kelimeler yüklemde mi değil mi diye bakalım. Bakın örneğimize. Söylenecek derken sıfat fiil var. Cümle okuyorum. yüklemlerde bırakmadı Bırakmadım. Peki Kur'an ne? E, bunlar e, yüklemde yüklemdeyse yani ki peki ise nerede geçermiş? Büyük ihtimalle yüklemde geçermiş. E, peki burada acak gelecek yüklem dışında geçmiş. Artı bir de bakın söylenecek söz nasıl söz derken sıfat olmuş. O zaman buna ben ne diyorum? Sıfat fiil diyorum. Ama diğer örneğe bakalım. Orada tüm gerçekler söylenecek. Burası yüklem değil mi? Evet yüklem. O zaman burası Gelecek zamanda çekimlenmiş. Dikkat. Nedir? Fiildir. Yani fiilimsi değildir. Aman ha dikkat. Peki diğer örnek. Patlamış mısırları yedim. Bakın mişeki var. Bu ek alan kelimenin bulunduğu cümleye bakıyorum. Yüklemlerde yedim. Peki burada mişeki nerede geçiyor? Yüklem dışında geçiyor. Artı patlamış mısır. Nasıl mısır oluyor? Yani bu kelime nedir? Sıfat fiil oldu gördüğünüz gibi. Ama dün akşam patlamış Arabanın lastiği. Yani arabanın lastiği dün akşam patlamış. Bakın devrik cümle var. Burası yüklem değil mi? Evet yüklem. O zaman yüklemde geçenleri ben ne sayacaktım? Fiil sayacaktım. İşte bu bizim için çok önemli bir detay. E, ee, i̇kide bir karşımıza çıkacak. Benim bu uyarımı hatırlarsanız burayla alakalı tuzağına yapmazsanız düşmezsiniz. Yani bir daha toparlıyorum. E, mutlaka var ama onları da dışı bıraktığımda mez ar dikecekmiş ekini alan kelimeyi gördüğünde bu kelimeler yüklemdeyse fiil oluyor. Yüklem dışındaysa sıfat fiil oluyor. Aman ha bunu unutmayın diyoruz. Diğer uyarımız bu da zaman zaman testlerde karşımıza çıkar. sıfat fiiller. Bir ismi etkilerse sıfat, yandaki isim düşerse ...ad göreviyle kullanır demişiz. Ne demek istiyoruz arkadaşlarım burada? Önce sıfat fiili bulalım. Soruyu soran, bakın anen sıfat fiil var. Ee, yine ikinci örnekte soruyu soran demişim. Bakın aynı kelimeyi kullanmışım. Birinci örnekte soruyu soran öğrenci. Nasıl öğrenci? Soran öğrenci. Bakın ne oluyor burası? Sıfat fiilin görevi gördüğünüz gibi ne oldu? Sıfat oldu değil mi? Ama ikinci örneğe dikkat. Soruyu soran dışarı çıktı. Soran adam, soran öğrenci. Bakın ismi yok, ismi düşmüş değil mi? Yani normalde bu soruyu soran adam olabilirdi, kişi olabilirdi. Ama adam ne olmuş? Düşmüş. Bu sefer buradaki sıfat fiilin görevi ne oluyor arkadaşlar? Sıfat fiilin görevi at oluyor. Yani bize sıfat fiilin görevi sorulsa sıfat fiili bulacağız. Yanında isim varsa görevi sıfat. Yandaki isim düşmüşse görevi at olacak. Bu da bizim için önemli testlerde karşımıza çıkabilir. Peki son uyarımıza geliyorum sıfat ile ilgili. Uyarı neymiş o? Dik ve ecek eklerindeki K sesleri yumuşayabilir. İlla moda mod bu ekleri aramayın diyoruz. Mesela geldiğinizi derken geldik iniz. Bakın dık dik ekinin K'si yumuşamış. Söyleyecek imi biliyorsunuz. Bakın acak ecek ekindeki K ne olmuş? Yumuşamış. Yine burada geldiğiniz kelimesi de bir sıfat fiildir. Söyleyeceğimi kelimesi de nedir bir sıfat fiildir. Bunlar aklımıza olsun diyorum size. Peki sıfat fiil ile alakalı önemli gördüğüm maddeleri değerlendirdim. Burada özellikle geçmiş ve gelecek kelimesi zaman zaman kalıcı isim olabiliyor. Yani geçmiş mazi anlamında gelecek kelimesi istikbal anlamında kullanıldığında e, bu isim fiillerde olduğu gibi e, fiilimsi özelliğini kaybedebiliyor ama e, fiilimsi özelliğini kaybetme daha çok isim fiillerde karşımıza çıkıyor. Burada bir daha üzerine durmak istemedim o detayını arkadaşlar. Peki geldim son fiilimsi maddemize. E, zarf fiil diğer bir ifadeyle bağ eylem diyoruz. Ölse yeme bağ eylem ifadesini daha çok kullandı diye kadar aklımızda olsun. Peki, zarf fiillerle alakalı piyasada bir formül var. Kenyalı Asiye diye başlayan bir formül var. E, bu formülde eksik ekler olduğu için ben kullanmıyorum arkadaşlar. Peki ne yapıyorum? Bölümleri ayırıyorum. Ekleri bu şekilde de ezberleyebilirim. Nasıl mesela bundan? Şöyle yapalım. İp ince erektikçe, ip ince erektikçe böl kardeşim. Esiye elecesine bunu böl. Ken meksizin deyinde dediğinden burayı bölebilirim. Bir de medenmekten remez aa şeklinde burayı da ne yapıyorum? Bölüyorum. Yani e, şöyle illa ben ezber yapacağım diyorsanız ip ince edektikçe esiyelicisini ken meksizin deyinde deyinden medenmekten remez aa şeklinde nedir? Bunla, bu şekilde de ezberlenebilir. E, ben aynı zamanda e, hani fiilimsizlerin fiilden türedeni biliyoruz ya zarf fiillerin bir özelliği var. Büyük ihtimalle cümlede zaman bildirecektir. E, zaman değilse durum bildirecektir. Çok nadiren de olsa sebep bildirecektir. Yani zarf fiil olan kelimeler zaten cümlede ne zaman, e, nasıl ya da nadiren de olsa niçin sorusuna cevap veren kelimelerdir. Yani burada anlamsal sağlama yapılabilir. Peki hemen örneğimize bakıyoruz şimdi. Çantayı koşup getirdim. Bakın ıp ip Nasıl getirdim? Koşup getirdiğim durum bildiren bir kelime değil mi arkadaşlar? Sen gülünce, ınca, ince güller açar. Ne zaman açar? Bakın zaman bildiren bir kelime. Severek ayrılalım, ara nasıl ayrılalım? Bakın durum. Peki ağladıkça dağlarımız yeşerecek. Ne zaman yeşeriyor arkadaşlar? Ağladıkça, ağladığımız zaman. Yani yine zaman anlamında. Ee, kitap okurken kapı çaldı. Yani ne zaman çaldı? Bakın yine zaman bildiren bir kelime oldu. Sen gideli hayli perişanım. Ne zamandır perişanmışım ben? Sen gideli alı ele arkadaşlar. Burada nedir? Yine zaman bildirdi. Ölür cesine seven. Bakın casına cesine nasıl seven? Ee, adamı öldür esiye dövdüler. Bakın nasıl dövdüler? Yine asiye esiye bir zarfıyla oldu. Durum bildiriyor. Orada konuşmaksızın oturdu. Nasıl oturdu? Maksızın meksizin. Bakın durum bildirdi. Sen aradığında meşguldüm. Ne zaman meşgulmüşüm? Aradığında, diğinde derken bakın yine zaman bildirdi. Çalışmadığından kazanamadı. Çalışmadığından diğinden. neden için niye bakın sebep bildirdi. Burada konuşmadan oturun. Nasıl oturun? Konuşmadan durum bildirdi. Gelir gelmez seni sordu. Bakın ikili zarf var burada. Ee, ne zaman sormuş? Gelir gelmez. Hani şurada remez demiştik ya? rmez ikileme şeklinde ama tek bir zarf fiil var burada. Ne zaman seni sormuş gelir gelmez yani şu bölüm bütün bir şekilde ne oluyor bir zaman bildiren zarf fiil oldu. Yine ağlaya ağlaya anlattığı olanları derken nasıl anlatmış ağla a ağla a ağla, ağlaya ağlaya ikileme şeklinde durum bildiren bir ne oluyor yine zarf fiil oluyor. Yani gördüğünüz gibi burada zarf fiil eklerini kodladığımızda e, anlamsal sağlamayı da illa hani emin olmak istiyorsak yaparak ne yapabiliriz? Zar fiilleri bulabiliriz. Peki şu son uyarılarımızı bir el alıp konumu bitirmek istiyorum. Uyarı demişiz. Her eylemsi eki fiilden isim yapan yapım ekidir. Bu e, aslında sözcük yapısıyla alakalı bir hatırlatma. E, eylemsi testlerinde işimize yaramayacaktır ama ben e, burada özellikle belirtiyorum. Yani bütün eylemsekleri ekleri ekidir arkadaşlar bunu unutmayalım. İkincisi, sonraki konularımızda anlatacağım. Ee, tek yüklemli bir cümlenin içinde fiilimsi varsa o cümle yapısına göre girişik birleşimli oluyor. Yani e, fiilimseler basit cümleleri ne yapar? Bileşik cümle yapar. Bunu hatırlatmak istiyorum. Bir de zaman zaman yine testlerde gelecek. E, bir metin verilecek. İşte bu metinde kaç tane yan cümle, yan yargı vardır diye soru gelebiliyor. Buradan yapacağımız şey eylemsiz saymaktır. Yani metinde Cümlede ne kadar eylemsi varsa o kadar yan cümle vardır diye bunu da bilelim. Ama şimdilik bu uyarıları bilmesek bile önce anlattığımız maddeler, fiilimsileri tanımada bizim için önemli. Buraları iyi kavramamız gerekiyor. E artık videomun sonuna geldim. Not almışsanız, konumuzu dinlemişseniz mutlaka hemen videomuzdan sonra soru çözümü yapın. Bu konu pekisin, çok önemli arkadaşlar. Peki. Başka videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki videomda fiilde çatıları anlatacağım. Orada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.